Şimdi deprem geleceğimizi yıkmasın. Depremde ebeveynlerini kaybeden çocuklarımızın eğitimlerini birlikte destekleyelim diyen Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Sayın Selçuk Pehlivanoğlu Çalar Saat'te. Günaydın. Günaydın, Hoş iyi geldiniz. yayınlar. Siz de çok sağ olun. Elinizden geldiğince yaraları nasıl sararız? Ailelere nasıl yardım ederiz? Evlatlara nasıl yardım ederiz? Onları nasıl okuturuz? Onun mücadelesi içindesiniz. Önemli bir kampanyayı da başlatıyorsunuz. Bunu konuşacağız. Yalnız İstanbul'dan yükselen de bir ses var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, onların da Büyükşehir Belediyesi'nde başlatmış olduğu bir eğitim seferberliği var. Dinleyelim, sonra konuşalım Selçuk Pehlivanoğlu hocayla. 8 Mart Üniversitesi'nde okuyorum. Ne güzel. Sayenizde burslarınızla beraber gidiyoruz. Çok teşekkür Kurban ederim. Kurban olurum, sağ olun. Ne bölümün? Kamu yönetimi bölümü. Harika. İş arıyorum ama maalesef. İnşallah bakacağız. Ne kadar kaldı okulun bitmesine? Bir yılım kaldı ama online eğitimden dolayı tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Eğitimimiz bitti. Bazı derslere destek olacağım. Yani bazı okulların bazı bölümlerine destek olacağım. Burada çok değerli hocaları onlara ders verdirteceğim. Çok önemli. Sizi de bekleriz, takip et, tamam mı? Teşekkür ederiz. Öyle öyle. Ben hani o konuda bazı dallarda duyuracağız. Çok kıymetli hocalara sizlere bazı kültür merkezlerimizde ders verdireceğim. Yakında duyurularımızı duyarsınız, oraya gelin. Ve de Türkiye'nin çok önemli hocaları olacak farklı branşlarda. Umarım size de denk gelenler olur. Teşekkür tamam ederiz. Sağ olun. Sen hangi bölümdesin? Başlarda görmek istiyorum başkanım. Sağlık yönetimi okuyorum. Başarılar. Trakya Üniversitesi'nde. Teşekkürler. Harika. Çok yolun teşekkür açık ederim. Olsun. Efendim, şimdi siz de depremin olduğu ilk andan itibaren sahadasınız. Önce neler yaptınız? Nasıl yaraları sarmaya çalıştınız? Bununla başlayalım. Şimdi İlker Bey, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve kurumları gibi biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Aslında biz Türk Eğitim Derneği olarak her afette varız ama yaz süreci 40'ından sonra gideriz, bu afet hariç. Çünkü maalesef Türkiye'de bir de yaz cahilliği var. Yani yasa eşlik etmekle yasta gidip ah ah vah vah yapmak farklı şeydir. İnsanların inançlarını, cenazelerini defnetmelerini, yaşamasını süre vermek gerekir. Ama burada işler farklıydı. Biz de Türk Eğitim Derneği olarak ilk gün koordinasyon birimimizi kurduk ve nokta atışı gitmeye çalıştık. AFAD'ı bilgilendirip ama kendi noktalarımıza gittik. Yani ne yaptık? Örneğin 3 mutfak kurduk, 1 fırın kurduk. Artı köylere yöneldik ikinci günden beri. Örneğin İslahiye'de 4 tane jip ayarladık, pikap ayarladık. Tırımız oraya gitti. Birinci gün, ikinci gün kıyafet dağıttık. Üçüncü gün konserve dağıtmaya başladık köylerde. Bu şekilde nokta atışı bir şekilde gittik. Tabii ki zaman içerisinde hem sivil toplum örgütleri daha etkin olmaya başladı. Hem o kaos hala bir miktar devam ediyor ama o kaos bir noktaya geldi. İkinci aşamaya geçtik. Depremdeki çocuklarımız. Türk Eğitim Derneği okullarına yaklaşık 1500, çok ciddi bir rakam, 1500'e yakın misafir öğrenci aldık. Ama buradaki yığılma Ankara, Mersin ve Antalya üzerinde. Bu çok kolay bir şey değil. Sadece çocuğu almanız yeterli değil İlker Bey. Çünkü yüksek depresyondaki bir çocukla düşük depresyondaki bir çocuğu aynı sınıfa koyuyorsunuz. Evet. Artı yani biz öğretmenlerimize çok ciddi eğitimler verdik gidecekleri okulda. Çünkü çocuklara arkadaş edindirmemiz bile gerekiyor. Yani ciddi bir depresyon yaşıyorlar. Şimdi bunu yönetmeye bir yandan çalışıyoruz. Kendi okullarımıza aldığımız 1500 öğrencimizin ki her sınıfa 1-2 sandalye. Genelde TED okulları biliyorsunuz dolu ama her sınıfa ekledik. Sağ olsun velilerimiz de öğrencilerimiz de kucak açtılar. Bu çocuklarımızın yarasına biraz merhem olmaya çalışıyoruz. Çünkü sosyalleşmezlerse, okul ortamına girmezlerse, maalesef üniversitelerin kapatıldığı gibi bir şeyle maruz kalırlarsa depresyon süreleri azalacağına daha da artar ve daha da depresif hale gelir. Hocam, o çocukları bize bir anlatır mısınız? Yani onlar sizin sınıflarınızda, onlar sizin sıralarınızda. Sizin gözledikleriniz nedir çocuklarımızla ilgili? İlker Bey, küçük çocuklarda depresyonun tabii farklı boyutları var. Yani ben inşaat mühendisiyim ama biliyorsunuz günde 12 saat eğitimle ilgili uğraşıyorum ve uzmanlarla çalışıyoruz. Gönüllülerimiz var, çok ciddi uzmanlarımız var. Bu süreci henüz algılamakta korku ve endişe ve telaş devam ediyor. Herkes de devam ediyor. En ufak bir sarsında da devam ediyor ama bu çocukların yaşadıkları boyutlar farklı şeyler. Çünkü o ortamda ben Adana depremi olurken Adana'daydım. Hemen peşinden sahaya çıkmıştım yıllar önce. O zaman çok ciddi neler olduğunu ben bile kaldıramıyordum ki o çocukların kaldırması mümkün değil. Bu ciddi bir süre gerektiriyor. Ama maalesef şimdi bir süre sonra kabuk bağlayacak. Hepimiz insanız.
siz de ben de hayatımıza devam edeceğiz. Artık bilinçaltımıza bu iş inecek. Aynı bir önceki deprem gibi anma günlerinde hatırlayacağız. Ama devletin ve kurumların bunu unutmaması gerekiyor ki sürdürülebilir iyileşme süreçlerini devam etsinler. Nasıl pandemi bitti diye travması bitmediyse, üniversiteli öğrencilerimiz aslında yeni çıkıyorlardı pandemi sürecinden. Bunun süreci de aynı hissiyat. Evet. Yani kabuk bağlı ama altı yara hala ve çok uzun süre yara kalacak. Bazı illerimiz yok oldu. Bu çok çok büyük bir afet ve deprem. Ama şunu unutmayın. Bugünü planlamak, kurtarmak evet ama yarını planlamazsanız bugün yaptığınız hiçbir anlamı kalmaz. Şimdi çok zor bir süreç. Çocuklar için şimdi evlerini, mahallelerini, arkadaşlarını ya kaybettiler ya terk ettiler. Bunu yürütebilmek, bunu yönetebilmek gerçekten büyük bir sorumluluğun altına giriyorsunuz siz de. Biz tabii İlker Bey her şeyi yapabilirim iddiasında kimse olmamalı. Yapabileceği işi doğru yapmaya odaklanmalı. Bizim tecrübelerimiz var Türkiye Eğitim Derneği olarak. Biz 40'ından sonra gittik ama biliyor musunuz şu anda hala Soma'da 432 öğrenciyle başladık. 35 çocuğu hala okutuyoruz. Bakın Soma'nın acısı birçok yerde geçti. Evet. Ama biz hala o çocukları okutuyoruz. Okutma deyince sadece burs para vermiyoruz. Bu çocuklarla ilgili birçok aktivasyon yapıyoruz. Akademik başarıları kendi okullarımıza ve başka okullara yönlendirdik. Ağaççı olmak isteyenleri yaz aylarında ağaççılık kurslarına koyduk. Şimdi bizim yeni derdimiz şu. Bu öksüz çocuklar ne olacak? Türkiye Eğitim Derneği'nin yeni derdi bu. Genel başkan olarak benim yeni derdim bu. Bu kampanyanın gereği bu. Bunların bu yaşam odası kitaptır. Gelecektir. Çünkü bakın bu çocuklarda odaları kitaptır. Evet, tabii ki. Bu çocuklarda belli şeyler oluyor bakın. Bilimsel çalışmalardan bunlar. Hayatlarını kaybediyorlar. Kalıcı beden ve ruh sağlığı. Ruh sağlığı kalıcı hasar veriyor. Yani çünkü Dr. Louis Tonkin çok önemli bir şeyi var, çalışması var. Dünyada da doktrin olarak kabul ediyor. Yasın etrafında büyüme diyor. Aslında yas bazı çocuklarda, onlarda kişilerde azalmıyor. Yasla beraber büyüyorlar. Bunu da kurumların ciddi bir şekilde organize etmesi gerekiyor. Bakın yetersiz ve dengesiz beslenmeye maruz kalıyor bu çocuklar. Çocuk yeterli akademik ve psikolojik ve sosyal alandan uzaklaştığı için eğitimden kopuyor. Fiziksel, cinsel, duygusal istismara maruz kalıyor. Bakın çok önemli. Cinsel evet. istismara maruz kalıyor. Kaybolma riski. Geçen hafta UNICEF bir açıklama yaptı. Bir çalışmayı açıkladı Türkiye ile ilgili. Bu hesaplamaya göre 2023'ün ilk 3 ayında Türkiye'nin 2,5 milyon çocuk için gerekli hizmetleri sağlayabilmesi için 196 milyon dolar lazım dedi UNICEF. Bunun %20'sini ne biliyor musunuz? Çocuk korumaya ayrılmış. Yani diyor ki UNICEF bu tip travmalarda ve süreçlerde aman çocukları koruyun diyor. Bizim Türkiye Eğitim Derneği olarak yeni derdimiz ve bu kampanya bu. Biz aynı Soma'da yaptığımız gibi nasıl yapıyoruz onu da söyleyeyim. Lütfen. Bir çocukları tespit ediyoruz. Burada Soma'da burada da Milli Eğitim Bakanlığı şu anda bunun üzerinde çalışıyor. İki şunu da söyleyeyim. Türkiye Eğitim Derneği ne devletten bir kuruş alır ne devlete bir kuruş verir. Bütün organizasyon bizim üzerimizde. İki gönüllülerimizle bizim yüzlerce binlerce gönüllümüz var. Ama burada psikososyal kısımlar çok daha önemli. Üç o çocukları ziyaret ediyoruz. Üç tane şeyi belirliyoruz. Akademik süreçleri ne? Renk kodları. Psikolojik renk kodları ne? Yani travma çeşitleri ne bu çocukların? Üç sosyal renk kodları ne? Neye ihtiyaçları var sosyal olarak? Mesela biz oyuncak yardımı yaptık. Evet. Yapıyoruz. Şimdi de hala depolarımızda çalışıyor. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Paketliyoruz. Niye biliyor musunuz? Bu çocuklar oyuncağı böyle ele almaktansa o paketi küçük çocuklar, okul öncesi çocuk açmaktan büyük bir mutluluk duyuyorlar. Beşe katlanıyor. Bu psikologların söylediği bir şey. Aslında çok basit bir şey. Büyük bir heyecanla açar. Heyecanla açıyor. Ama oyuncağı verdim evet bir heyecan yaşıyor ama o paketi açma heyecanını yaşatmaya çalışıyoruz. Ufacık bir merhem olmaya çalışıyoruz. Renk kodlarında, psikolojik renk kodları çok çok önemli. Bu çocukları belirledik mi? Belirledik. Sonra bu çocuklara aylık vereceğimiz parayı belirliyoruz. Aylık olarak biz bunlara ne ödeyeceğiz? Eğer anne baba yoksa vasi olarak tayin edilen. Anne veya baba yok da vasisi varsa ona gibi şeylerimiz var. Burada daha önce Soma'da biz üniversitenin sonuna kadar yapıyorduk. Ama sayı çok büyük olacağı için okul öncesinden lise sona kadar yapacağız. Çünkü üniversitede kredi yurtlar var, başkaları destek oluyor. Ortalama yani devlet de girecektir sürece. Devlet de girecektir. Ortalama 8 yıl hesaplıyoruz burada. Ve biz 13.250 TL hesapladık yıllık öğrenci başına. Bunun 7-8 bin lirası öğrenciye gidecek direkt. Diğeri de sosyal faaliyetleri. Bazen şu sorular geliyor. Ya bu kadar parayı nasıl becereceksiniz bu işi? Evet nasıl becereceksiniz? Çünkü biz gönüllülerle çalışıyoruz.
Artı yani biz psikologlara ve bu uzmanlarımıza para vermiyoruz. Artı Türk Eğitim Derneği olarak da bu seneki tüm burs yeni kayıtlarımızı iptal ettik. Biz de kaynak koyacağız. Yani biz biliyorsunuz 95 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün kurduğu bir kurumuz. Üçüncü aşamamız nasıl hesap vereceğiz? En önemlisi bu. 3 aylık ve 6 aylık bir şekilde bize kişi öğrenci bazında veya toplu verenlere rapor yayınlayacağız ve web sitemizde yayınlayacağız. Biz zaten bunu yapıyoruz. 1 lira da verseler, 1 milyon lira da verseler hesabını sormaları lazım. Bakın İlker Bey, Türkiye'de bir sorun var. Çok hayırseveriz ama bilinçli hayırseverlikle ilgili sorunumuz var. Ve burada yapmamız gereken şey bu çocuklara sahip çıkmak. Niye? Çıkmazsak ne olur? Bu çocuklar travmatik yaşayacakları süreçlerde bir mutsuz olurlar. Ülke patlayacak seviyeye geldikleri için şiddete eğilimli olurlar. 3, eğer biz devletsek, eğer biz Türkiye Cumhuriyeti'ysek, eğer biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumuysak, eğer biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bireysek, birinci vazifemiz bu çocuklara sahip çıkmaktır. Yara üstü kapandıktan sonra da sahip çıkmaktır. Çünkü bunlar artık emanettir. Bunlar artık onurdur. Bunlar artık şereftir. Yani şehit çocukları gibi. Bu çocuklar, bu küçücük çocuklarımız, ortaokulda da olabilir, hepsi çocuktur. Sahip çıkmazsak bu ülkenin geleceğine ihanet etmiş olacağımızı düşünüyoruz ve Türk Eğitim Derneği olarak aslında tek işimiz bizim annesiz babasız yetim çocuklar değil ama bu dün itibariyle kampanyamızı başlattık. Bütün seferberliğimizi bu çocuklar üzerine odaklıyoruz. Şimdi biz ne yapabiliriz diyen kişiler var şu anda ekran karşısında. Belki bununla ilgili de bilgi vermeniz önemli, kıymetli. Yalnız neden böyle afetler olduğunda ilk vazgeçtiğimiz eğitim oluyor? Hala biz bu sorunun içindeyiz. Yani siz diyorsunuz ki yaşam odasıdır çocuklar için eğitimde, kitapta. Bu kadar kıymetli bir şey. İşte üniversiteler online'a geçirilmeleri, öğrenciler uzaktan nasıl olacak? Hala bu tartışma devam ediyor. Bunu da tamamlayalım mı? Yine tabii İlker Bey şey söyleyeyim. Tabii bize destek olmak isteyen, tüm detayları görmek isteyenler www.ted.org.tr sitemizden, bankalar üzerinden şahsi olarak soruları için call center'ımız var. Yani başka soruları olabilir orada yazmamış olduğumuz. Hepsini cevaplayacağız. Çünkü biz Türkiye Eğitim Derneği 95 yıl önce Türkiye'de eğitim alanında kurulmuş ilk sivil toplum örgütüyüz ve bunun sorumluluğunu sırtımızda hissediyoruz. Sorunuza geleyim. Sizin programlarınızda daha önce söyledim. Maalesef bizimki gibi kalkınabileceğini sanan ülkelerde bir sendrom var. Seçim kurtarmak mı, nesil kurtarmak mı? Çelişkisi. Kitabınızın ismi. Bakın. Siz göstermiştiniz, hatırlıyor musunuz fotoğrafları? Evet. Hiroşima'da olan bombadan sonraki fotoğrafı, tsunami'den sonraki fotoğrafı göstermiştiniz. 2 ay sonra sokaklarda okul kurmuşlardı o fotoğrafta. Japonya, boşuna Japonya olmadı. Bunlar nesil kurtarmak bir süreç gerektiriyor, bir ama irade gerektiriyor. Ama örneği de mesela depremle ilgili örneği de biz yeri geldiğinde Japonya'dan veriyoruz. Japonya'da da oluyor, Japonya'da da evler yıkılıyor. Yani yıkılmıyor değil, tamam. Ama Japonya'dan örnek veriliyorsa o zaman eğitimle ilgili de bir örnek vermek gerekiyordu. O gün biz onu kullandık. Tabii yani ama şunu sakın unutmayın. Ya ben inşaat mühendisiyim, ODTÜ inşaat mühendisiyim. Aslında deprem öldürmüyor herkesin dediği gibi. Bina öldürüyor. Bu çok zor bir şey değil. Doğru denetlemek lazım. Ama eğer bugün Yalova'daki Simge isim çıkmış hala inşaat yapıyorsa, bakın yara ortadan kalktıktan sonra. Veli Göçer. Evet, devlet şunu yapmak mecburiyetinde. İmzayı atanı, müteahhidini ve bununla ilişkili olan herkesi tabii ki iyi analiz edip vicdani sorumluluğu var. Herkesi ömür boyu ağırlaştırılmış, indirimsiz cezaya tabi tutmak mevcutunda. Biz Türk Eğitim Derneği Hukuk Komisyonu da bununla ilgili çalışma da yaptı. Taksirle adam öldürme, taksirle adam yaralama böyle bir suça tabi oluyorlar maalesef. Şimdi siz de hatırlatıyorsunuz, sorumlu sadece müteahhit evet, fotoğraflar mi? Değil, geldi. Getirdik hemen. Sağ olsun yönetmenimiz, reji ekibimiz getirdiler. Denetim yapan mühendis, yapı denetçisi, inşaat ruhsatına, yapı kullanımına izin verenler, denetimi yapmayanlar, yani belediyeler, bakanlık yetkilileri, her kimse, Türkiye Barolar Birliği de bununla ilgili vatandaşları uyarıyor. Hatta bununla ilgili de bir görselleri vardı. Onu da paylaşırız. İşte siz hatırlatıyorsunuz, Hiroşima'ya bomba atıldıktan bir ay sonra 1945 evet. yılı tsunami felaketini yaşadı. Bir ay sonra kimsenin eğitimden vazgeçtiği evet. yok. Evet. İşte diyorum, Japonya boşuna Japonya olmuyor. Ama bakın bu söylediğiniz isimlerle ilgili tetkik yapıldıktan sonra
Buna bütün siyasi partiler evet der. Gereği yapmazsanız, gereğini yapmazsanız başka sıkıntılar doğuşur. Bugün Hatay yok oldu. Biz eğitim alanında da görüyoruz. Üç tane ilimiz neredeyse yok oldu. Ve biz bir şeye çok dikkat etmemiz lazım. Göçü teşvik edici politikalar çok ciddi sıkıntılar doğurur. Çünkü bu toprağın her milimetre karesi kanla alınmıştır. Aksi takdirde gasp edenler yerli halk olur. Yerli halk da yarın gasp edenler yerli halk olarak Türkiye'yi gasp ederler. Ve Allah korusun bu vatan parçalarını kaybetmeye başlayabiliriz ileride. Onun için tüm politikalarımızı böyle yapmamız Bekaz gerekiyor. Işte. Ama biz ne yapmaya çalışıyoruz eğitim bir kurumu olarak? İşte o gün o kararı verebilecek ve Türkiye taşıyacak çocuklara sahip çıkmaya çalışıyoruz ki bugün bu depremden bir ay sonra, bir yıl sonra, iki yıl sonra en fazla dikkat etmemiz gereken kesim kimsesiz, öksüz çocuklar ve depremden etkilenmiş çocuklardır. Devlet binaları yapabilir, devlet okulları yapabilir, devlet yatırımları yapabilir, yolları yapabilir. Ama biz hepimiz başlangıçta da sorumlu sivil toplum örgütleri olarak bu çocukları sahip çıkmalıyız. Son bir cümle olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de eğitimde bir sürü sorun olduğunu hep konuşuyoruz. Türkiye'deki çocukların bir eli boştadır İlker Bey. Depremzede çocukların iki eli boştadır. Siz tutmazsanız başkaları tutar. Siz tutmazsanız başkaları tuttuğu zaman bu ülkede hiç kimse ah ah vah vah etmesin. Onun için bilinçli hayırseverlik yapalım. Hesap soralım. İyi takip edelim. Ve sivil toplum örgütlerini desteklerken de bilinçli bir şekilde yapalım. Ama hepimizin sorumluluğu 3 kuruş verip akşam rahat yatmak değil. Bizim evlatlarımızın bizden sonra bize beddua mı edecekler, dua mı edecekler arasındaki fark evlatlarımıza ait değil, bize ait. Eğer biz bunu yaparsak bize beddua etmezler, dua ederler. Ama Selçuk Pelin olarak şunu söyleyeyim, böyle gidersek bu nesille beddua edilecek. Nasıl gidersek o zaman onun da altını dolduralım. Nerelerde yanlış yaptık o zaman onun hatırlatmasını da yapalım. Her gelen kişiden kişiye eğitim sistemini değiştirerek, zihinsel bir soykırımla ezberi eğitim sisteminin odağına koyarak, 21. yüzyılın yetkinliklerinden ve becerilerinden Türkiye'yi ileriye götürecek bireyleri yetiştirme yerine kitle eğitimine yönelerek, yani nicelik salgınına tutulmuş bir toplumu nitelik öne plana çıkmış bir eğitime tercih ettiğiniz zaman sadece sayılardan bahsedersiniz. Kaç kişiyi okullaştırdınız? Kaç kişiye diploma verdiniz? Bakın İlker Bey, diploma meslek sahibi yapmaz. O bir kağıt parçasıdır. Üstünde bir mühür vardır. Yapmıyor zaten. Evet. Sonuç itibariyle onun içindir ki zaten 3 yıldır üniversiteli işsizlik sayısı liselileri ve ortaokulları geçti. Yani diploma nicelik salgından kurtulmamız lazım. 21. yüzyıl çok büyük bir fırsat ama çok büyük bir tehdit. Artık bunlar savaşlar, silahlarla falan yapılmıyor. Beyinlerle yapılıyor. Ve bireyler toplumları ileriye götürüyor. Biz bir tane gururumuz ödül aldı diye. Ne yapıyoruz? Nobel aldı diye. Sürekli bir kişiyi söylüyoruz. Bu toplumdan binlerce çıkmalı. O da Amerika'ya gitmeseydi alabilir miydi bilmiyorum. Ona emin değilim. Onun için esas olan şey şu. Tabii ki bugün toplumun refahını sağlayacağız. Ama esas olan şey bizim sorumuz yarın için çalışmaktır. Japonya bunu böyle yapmıştır. Güney Kore böyle yapmıştır. Ki büyük felaketler geçirdiklerine rağmen yapmışlardır. Bilinçli bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ama bunun odağında eğitim vardır. Niceliği bırakalım, niteliğe yönelelim. Ve lütfen herkese rica etmiyorum, yalvarıyorum. Öksüz çocuklara yardım edelim. Bizimle edin veya başkasıyla edin. Kiminle ederseniz edin. Ama bu çocukları başka ellere bırakmayalım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Türk Eğitim Derneği Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Çalar Saat'teydi. Bu ülkeden daha nice aziz sancarlar çıkar ama biz eğitimimizi doğru düzgün planlarsak. Değil mi hocam? Evet. Tekrar teşekkürler. Ben konuğumuzu uğurlarken